Kız diye loz. Attığın hiçbir story'nin doğruluk payı yok. Ya sen nasıl bir yani nasıl bir kadınsın ya? Nasıl bir kadınsın ya? Yanımda resmen ezile büzüle yürüyorsun, tamam mı? Yani bir şey olsa, şöyle bir çubuk olsa hemen barışacaksın. Ya biz ya yeter ya. Bıktım senden ya. Git benimle alakalı story de atma. Defol git ya. Kızım sana illa hakaret mi edeyim? Hakaret. Ağzın o kadar bozuk ki. Aynı karakterin gibi karaktersiz. Karakterin de bozuk senin. Sen de bozuksun. Senin her şeyin bozuk gel. Yani arkadaşlar yanımda görseniz pısırık pısırık oturuyor. Ama sosyal medyaya gelince anasını satayım. Sanki bana böyle dev gibi konuşuyor. Ya sen kimsin ya? Niye yanımda böyle hareketler yapmıyorsun? Korkuyorsun, ürküyorsun. Allah Allah, millete bir de yalan söylüyorsun ya. Utanmaz ya. Utanmazsın sen. Duygu sömürüsü yapıyor arkadaşlar. Çocuğu olduğu için duygu sömürüsü yapıyor. Yani çocuğu ön plana katmadan hiçbir şey yapamaz o. Yapamaz. Çünkü neden? Bizim insanlarımız işte acıyacak ona. Çünkü o kadar iyi anlamış ki yani sizi. Benim çocuğum olmadığı için tabii ben öne bir şey süremiyorum. Ama o çocuğunu öne sürerekten olayı yürütüyor. Oh ne güzel ya, insanlar bana inanır. Sana inanmaz. Doğru söylüyorsun. Ben duygu sömürüsü yapmıyorum. Ben doğruları konuşuyorum. Ama sen çok büyük bir yalancısın. Bir gün gerçek yüzün çıkacak. Arkadaşlar bir de diyor ki iki tane diyor erkek almış gelmiş yanına diyor. Ulan o iki tane erkek dedi senin arkadaşın bir tanesi Murat, bir tanesi de Semih. Pardon. Pardon. Senin de arkadaşların oluyor hani. Gereksiz kadın, yalancı kadın. Ben Eylem Şahin'im. Benim şarkılarımı konuşacaksınız. Benim adımı konuşacaksınız. Benim başarımı konuşacaksınız. Senin gibi primci insanlarla adımı duymayacaklar. Anladın mı? Senin defterini kapatacağım. Dur bekle. Bekle senin de